Herkese merhabalar sevgili dostlar. 20 Mart Pazartesi günü Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dilerseniz onu da seyredebilirsiniz. 8 koşulu bir program var orada. Bursa tahminlerine geçelim. 10 koşu hızlı bir şekilde açıklamamızı yapalım ve geçelim. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şanlıurfa videosundan da bahsettik zaten. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. 10 koşu tahminlere başlıyoruz Bursa'da. 14 handikap dişi 4 yukarı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı ilk koşu arkadaşlar. İlk altılı ilk ayağı 9 safkan start alacak. 12 gün evvel 3. olmuş olan bir isim Fesih Çetin başta birlikte Aprantisi ile Kupej 2 numaralı Safkan'la başlıyoruz. Nevzat Avcı ile 6 numara Turudi ile devam ediyoruz. 11 gün evvel 4. olan Safkan 4 yarıştır tabelayla geliyor. Ben bu iki isimden birisinin kazanacağı kanaatindeyim. 2 ve 6'yı bırakıyorum burada 2 safkan olarak ama daha fazla at yazmak istiyorsanız da serbest bırakıyorum. 3. bir at yazmak isteyenler için cidden yani bir böyle önereceğim aman aman bu at kesin gelir diyebileceğimiz bir safkan kalmıyor geriye onu söyleyeyim. 2 ve 6'dan birisi bu yarışı kazanır diye düşündüğüm için 2 safkanı birden veriyorum. İkili oynayacak arkadaşlar da 2 ve 6'yı oynayabilir. Sıralı ikili birazcık daha zor gözüküyor. Belirteyim tekrardan. İkinci koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı. Burada arkadaşlar start alacak 14 adet safkan bulunmakta. İlk kez start alacak olan da 4 safkan var. Özellikle bunlar için idman göstereceğim ki bunların içerisinde önereceklerimiz de var arkadaşlar. Öncelikle idmanlarda çok dikkatimizi çeken 1-2 safkan var. Onları bir söylemezsek olmaz. 6 numara King Akça ve 14 numara Teresita arkadaşlar. Bu safkanların idmanları gerçekten hakikaten çok üst düzey idmanlar. Yani bu yarış için gerçekten çok hazır geliyorlar diyebilirim. Daha sonra bunları takip eden idmanlar var. Bunlar 9 numara Strong Runner ve arkadaşlar Bossy Boy 2 numaralı safkan idman olarak yine gerçekten çok iyi bir şekilde gelmişler diyebilirim. Bunu belirtmekte fayda görüyorum arkadaşlar bu koşuda. Şimdi geçelim tahminler kısmına. Burada tabii ilk kez start alacak olan isimlerden de bahsettik ki bunlardan birisi burada baktığımızda King Akça'yı söyledik. Mertcan Çelik'in bineceği safkan gerçekten çok iyi bir idmanla geliyor. Yani bu idmanla birlikte bu yarışta kazanmak için ciddi bir aday olduğunu söyleyebiliriz. 6 numara King Akça'yı arkadaşlar size burada öneriyorum kesinlikle. Teresita yani son yarışında kötü bir performansı vardı ama 3 haftalık bir aranın ardından geliyor. Safkan burada çok iyi bir idmanla geliyor. Bence 14 numaraya şans verilmeli. 6 yazdık, 14 yazdık. Devam ediyorum. 2 numara Bossy Boy'dan bahsettik. 141 gün arasına rağmen idmanı gayet iyi. Yazılmasını tavsiye ediyorum. 1 numara Auckland ilk kez start alacak olan isimlerde Fırat Aslan'la start alacak olan Safkan Fedai Kahraman'ın sahibi olduğu isim. Burada öneriyorum. 800 numara Rainbow Hill Nevzat Avcı ile birlikte Arif Kurtel'in sahibi olduğu safkan burada yine önerilerimizde bulunacak arkadaşlar. Ve 9 numara Stormrunner'da yine idmandan da bahsetmiştik. 28 gün evvel ikinci de olan safkan burada yazılması gerekiyor. Burayı kalabalık tutuyorum. Sürprize açık gözüküyor. Burayı kalabalık tutmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Burayı küçültmek istiyorsanız şayet tabii ki idmanları iyi diye bazı atları önerdik ama hani illa sadece küçülteceğim diye şey yapıyorsanız 9 numara Storm Runner'ı bir de 6 numara King Akça'yı hani yazıp 2 safkanla falan geçmeyi deneyebilirsiniz ama pek tavsiye etmem. Burada hepsi gelebilir. Burada sıralama vermek gerekirse arkadaşlar bir sıralama verelim sizlere. 6-8-9 14-2-1 şeklinde bir sıralama veriyorum arkadaşlar. Burada öncelik olarak bu şekilde bir sıralama sunduk sizlere. Buna göre değerlendirmenizi yaparsınız arkadaşlar. Üçüncü koşuya geçelim. Satış 1 4 yukarı İngilizler 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Burası bir satış koşusu. Burada yüksek handikaplı isim de var. 12 safkan içerisinde 1 numara Atiba'yı görüyoruz. Bir hafta evvel bir yarış gördü. Ben bu yarışta çok daha iyi performans bekliyorum safkandan. Yarış kazanma ihtimali çok yüksek gözüküyor. 1 numara Atiba arkadaşlar favorimiz. Bu mesafedeki daha evvelki performansları da düşünüldüğünde, geçtiğimiz yarış gördüğünde düşünüldüğünde burada kazanma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. 1 numara favorimiz. Tek bırakmayacağız. Yanına Kadir Tokaçoğlu ile 5 numara Derin Doğa'yı önereceğim. Handikap puanının düşük olmasına aldanmayın. Son yarış performansı 10 gün evvel 3.lük gayet iyi. Burada iyi de bir jokey ile birlikte start alıyor olmasıyla safkanın galibiyet şansı bulunmakta arkadaşlar. Mahmut Turan'la birlikte Firecracker 9 numaralı safkan 4 gün evvel 4. olan isim. Burada yine önerilerimiz içerisinde yer alacak arkadaşlar. Risk alıp 1 numara tek atılabilir. Aksi takdirde 5 ve 9 numarayı da ilave olarak veriyoruz burada sizlere.
Dördüncü koşu şart 5, 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. 3 yarıştır ikinci gelen bir safkan burada arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki sizin de favori olarak göreceğiniz isim olacaktır. 4 numara Naifoğlu. Ben burada galibiyet için çok yüksek bir ihtimal görüyorum bu safkanda. Naifoğlu'nda 19 gün evvel de ikinci olması tabii ki burada önemli bir etken. Tabii en iyi derecesi 1.39 durabilir fakat safkanın sadece 4 yaşında olduğunu unutmamak lazım. Çok da fazla iyi olduğu dönemlerde koşmamış olma ihtimali de yüksek. Burada 51 kilo gibi düşük bir kiloda start alıyor. Bence şans verilebilir. Burada 4 numara Naifoğlu arkadaşlar favori gördüğümüz isim. Aynı zamanda alternatif tek olarak da değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Tek rakibi 1.36.69 başka piste dereceli deden Haremas'ı son yarış 11 gün evvel 5. olan Safkan son 6 yarışta 4 kez de ikincilik çıkardı. Mustafa Çiçek'le birlikte değerlendirmeye alınmasını tavsiye ediyoruz burada. İsteyenler başka bir Safkan'ı da yazabilir. 4 numara alternatif tek, 2 numara tek rakibi olarak değerlendiriyoruz. Burada tabii Müslüm Başkan, 7 numara, 1 numara Mahirini kaliteli isimler son derece değerlendirmesi muhtemel isimlerdir. Ancak favorimiz 4 numara Naifoğlu'mdur bu koşu için belirtiyorum. 5. koşuya geçelim. 15 handikap 4 yaşlı Arap atları 1900 metre kum pist yarışı arkadaşlar. Burada start alacak olan baktığımızda 12 adet safkan bulunmakta. 12 gün evvel son koştuğu koşuyu kazanan isim. Bu yarışta da yine ben açıkçası performans olarak güveniyorum bu safkanın. Nevzat Avcı ile birlikte 4 numara Toygunhan arkadaşlar. Burada rakip olarak belirtilebilecek belki 4 gün evvel kazanan 10 numara Deli Yıldırım bulunmakta. Deli Yıldırım'ı yazar mıyız? Burada Sinan Özen'le birlikte start alacak olan isim değerlendirilebilir bir isim olarak gözüküyor. Fakat Toygunan 12 gün evvel bir yarış koştuğu için daha bir hani arası daha iyi durduğu için ben burada geçilmeyeceği kanaatindeyim. 4 numara Toygunan arkadaşlar burada sizlere tek olarak veriyorum. Bundan memnun değilseniz şayet bir önceki ayakta zaten bir alternatif tek vermiştik. Hani ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Geçelim 6. koşuya. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metre arkadaşlar kum pist yarışı. Burada start alacak 15 adet safkan bulunmakta. Burada Kurtel Ekürüsü'nün nahırdaşı olan bir isim. Nevzat Avcı ile birlikte 10 numara Winter Song arkadaşlar start alıyor. Winter Song'un burada kazanma ihtimali yüksek gözüküyor. 8 gün evvel 4. oldu. Son 4 yarıştır tabela yapıyor. Nevzat Avcı ile birlikte burada 10 numara Winter Song'u öneriyoruz. Yanında 21 gün evvel burada uzun bir anlardan start alan Mehmet Kaya ile birlikte burada koşacak 15 numara Queen of Rap'i önereceğiz. Son yarışı bence çok iyi bir yarış. Dördüncülük uzun bir ara verdiği için söylüyorum. Bunlar için burada başka önereceğimiz bir safkan bulunmamakta arkadaşlar. Bir tek belki 17 gün evvel dördüncülük elde eden bir safkan burada. Deniz Yıldız'la birlikte Run Money Run değerlendirilebilir 8 numaralı safkan. Onun haricinde burada Duygu Fatura'nın sahip olduğu ilk kez start alacak isimler Eren Akkuyu'yla birlikte Skyrocket bulunmakta. 9 numara belki değerlendirmeye alanlar olabilir ama bizim buradaki tercihimiz daha ufak bir oyun yapmak yönünde arkadaşlar. 10 numara Winter Song'la başlıyoruz. Daha sonra buraya ilave olarak 15 numara Queen of Rap'i öneriyoruz. Peşine de işte burada 8 numara yazılabilir, 9 numara yazılabilir şeklinde bırakıyoruz arkadaşlar. Yani 2 at, 3 at şeklinde geçirebilir diye düşünüyorum burayı. 7. koşuya geçelim. Şart 3 X1'li bir yarış. Temmuz ayından beri şart 3'ü de olmamış. 4 yukarı İngilizler. 1900 metrede kum pist yarışı koşulacak bir koşu arkadaşlar. Burada şimdi baktığımızda 11 adet safkan bulunmakta. Bu 11 safkan içerisinde bizim bu koşu için favori Banko gördüğümüz isim de var. 7 numara Zirkon Mehmet Kaya ile birlikte tek veriyoruz. 2 yarıştır 3. gelen safkan 2. altılı için bizim Banko gördüğümüz isimdir. 3 numara Likaki 2. olur diye düşünüyorum. Sıralı ikili olarak 7 arkası 3 önerimiz bulunmaktadır. Bu koşuda onu da belirtmiş olayım. Daha fazla bir detay yok geçelim. 8. koşu kısa vade 8 4 yukarı Arap atları 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 8 safkan var. Bunların baktığımızda 2 farklı ekürü olarak start aldığını görüyoruz. 2 farklı ekürü var burada arkadaşlar. Bunlardan 3 tanesi birlikte ekürü olarak start alıyor. Olması da tabii ki dikkat çekici bir durum. Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir tercih yapacağımızı şöyle belirtelim. Bir kere bu ekürlerden ben kesinlikle yani yazılması gerektiğini düşündüğüm Safari Roman olur ve Rus Damat ekürisi. Yani Rus Damat son yarış 4 gün evvel kazanmışken bu mesafede etkili bir safkan. İşte Roman olur bu mesafede etkili. Safari 60 gün arasıyla geliyor. O birazcık daha geri planda kalabilir ama 2 ve 7 numara zaten hazır durumdalar. 2 numarayla başlayalım o yüzden Halil Kaplan'la birlikte start alacak. 4 numara Taçsız Kral'ı öneriyorum. O da tabii son yarış ikinci gelmiş olabilir ama yine de şans verebilir. Ve Tuncer tabii ki bu mesafenin etkili isimlerinden olmazsa olmaz olarak görüyorum.
Diğer isimlerden bir şey söyleyemeyeceğim şu an için ama yazmak istiyorsanız tabii ki yazabilirsiniz. Zaten geriye bir tek Şahdragon ve diğer ekürü kalıyor arkadaşlar. Hani onları da yazıp belki burayı tamamen sağlam alabilirsiniz. Benim önerim 2, 4, 6 şeklinde arkadaşlar burası. İsteyenler 1 ve 3'ü de ilave edip tamamen burayı kapatabilir. Bu da bir oyun seçeneğidir. 9. koşu 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 kum pist yarışı arkadaşlar. 14 gün evvel son yarışını kazanan bir isim Kadir Tokaçoğlu ile birlikte Fire of Glory 3 numara bizim burada favorimizdir arkadaşlar. Yanına ilave olarak Viking Girl 2 numarayı önerebiliriz. Bunun haricinde burada önerebileceğimiz bir safkan bulunmamakta arkadaşlar. Diğer isimler birbirlerine yakın düzeydiler ama 2 ve 3 numaranın arkasındalar diyebilirim. 3 numara Fire of Glory öncelikli, daha sonra 2 numara Viking Girl önerilerimizde bulunmakta. Sıralı ikili olarak da 3 arkası 2 denenebilir bilginize. Geçelim 10. koşuya. Aynı zamanda sonuncu koşu olacak. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı arkadaşlar. 1 numara Solid Friend, 2 numara Ardahan Fırtınası, Mertcan Çekirdek'te 6 numara Mikea ve burada bir diğer ilave olarak arkadaşlar 8 gün evvel start alıp 5. olmuş olan 9 numara Şah Demirkır ve son olarak 17 gün evvel 4. olan isim Sharp King Mehmet Kaya ile birlikte önerilerimizde bulunmakta. Bu şekilde arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Teklerimizi hatırlatalım sizlere hemen. 7. koşuda arkadaşlar 7. koşuda 7 numara Zirkon tek önerimizde ikinci altılı için. İlk altılı için ise birazcık daha farklı bir şekilde gitmiştik. 5. koşuda arkadaşlar biliyorsunuz ki burada bir alternatif tek olacak safkan bahsetmiştik. 4 numara Toygun Han burada belirttik arkadaşlar. Daha sonra bu koşuda arkadaşlar 4 numara Naifoğlu mu biliyorsunuz ki Banko isim olarak belirttik bu yarışta. Bu şekilde bu videoyu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bir de 3. koşuda 1 numara Atiba'nın belki tek bırakabileceğini söylemiştik ama çok da zorlamaya gerek yok tabii ki. Şanlıurfa tahminleri de yayındadır izleyebilirsiniz. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.